Kristal grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop noktamızdan önceki destek noktası olan bir önceki hedef noktamız 8.45 çalıştığını ve o bölgede tutunma hareketleri sürdürdüğünü görüyoruz. Tabi bu bölgede tutunma hareketlerini devam ettirdiği sürece yukarı tepkisi hareketlere devam ettirip şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 9.70'i test etme ihtimali ve yakın hedef bölgemiz olan 10 hedefini gerçekleştirme ihtimalini sürdürüp daha üst bölge hedeflere de yönelme durumunu devam ettiriyor. Yarı yarıya stop bölgesi olarak 7.65 bölgemiz var. Kesin stop bölgemizi de 6.50 olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgedeki tutum hareketlerini sürdürdüğü sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp öncelikle şu bölgedeki direnç noktası olan 8.80 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırmaya başlar ve daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 9.45 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 9.45 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıran bir şablon durumu gerçekleşip üst bölge hedeflere yönelebilir. Penguen gıda grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 9.55 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve o bölgede tutunmayı sağladığını görüyoruz ve o bölgede tutunma hareketlerini oluşturduktan sonra yukarı tekrar tepkisi hareketleri başlatıp bir önceki hedef noktamız olan 10 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber şablon bölgesinin üst noktası olan en önemli direnç noktası 10.55 bölgesine yönelebilir ve 10.55 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de yakın hedef bölgemiz olan 11 hedefini gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 12.50 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir. 9.55 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerde ve kapanış durumlarında 9 bölgesinde kesin stop noktasını takip etmemiz gerekiyor. Şayet 9 bölgesinin altına geçişlerde oluşursa kesin stop olarak değerlendirip alt bölge desteklere kadar bir geri çekilme durumunda not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Petun grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 75-80 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturup o bölgeden tekrar tepkisi hareketinin hemen başladığını ve bir önceki hedef noktamız olan 80 bölgesinin üzerinde kapanışlı haftayı kapatmış. Tabi bu durumda yukarı tepkisi hareketi devam ettirebilmesi için şablon bölgesinin üst noktası olan 85 bölgesinin üzerine çıkışları yaparak kalıcı kapanışları devam ettirmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilirse yukarı yükselişleri devam ettirip daha sonraki hedef noktamız olan 90 ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 95 bölgesini test ederek 100 hedefine doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat burada 85 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumları oluşturup 75 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına düşüşler oluşursa daha alt bölge hedeflere 75 bölgesi altına geçişler oluşursa daha alt desteklere doğru kesin stop bölgemiz olan 70 bölgesine ve daha alt bölge desteklere doğru bir geri çekilme durumu oluşturacağından dolayı 70 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyelim. O bölgenin altına geçişlerde de mutlaka kesin stop durumunu değerlendirip alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturalım.
Pin su grafiğinde belirlediğimiz 9.35 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuş ve o bölgede tutunarak tepkisel hareketleri başlatma hazırlığını gerçekleştirmiş. Kanal direncine takıldığı için yukarı yükselişleri gerçekleştirememiş. Yukarı tepkisel hareketleri devam ettirip kanal bölgesinin orta noktasındaki 10-20 direncini geçip üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa 11 hedefimizi tekrar test edip üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 12.75 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir. 9.35 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerde 8.55 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişler oluşursa da daha alt bölge desteklere geri çekilme güç kazanma durumları gerçekleşebilir. 8.55 bölgesinde kesin stop yaparak alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Tat gıda grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz kesin stop noktası olan 40 bölgesinin altına hacimli düşüşlerle devam eden bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve şablon bölgesinin alt destek noktası olan 38 bölgesinin çalıştığını görüyoruz. O bölgenin altına geçişler artık tehlikeli durumlara doğru giden bir süreç başlatacağından dolayı 35-55 bölgesindeki dip noktayı mutlaka stop durumunu olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bölgedeki 40 bölgesindeki kesin stop noktamız şu anda direnç konumunu alıp direnç olarak çalışmış. Üstüne çıkışlar olmadığı sürece geri dönüşler tehlikeli durumlar oluşturup 35-55 bölgesinin altına geçişlerden sonra derinleşen bir düzeltme durumuna doğru giden sürecin başlangıcı olabilir. O yüzden 35-55 bölgesi dikkatle takip edilip altına geçişlerde mutlaka 40 bölgesinde yapılmayan stopta stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şayet 40 bölgesi üzerine tekrar tepkisel hareketleri gerçekleştirebilirse yarı yarıya stop noktamız olan 42-25 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 42-25 bölgesi üzerine çıkışlar olmadığı sürece de aşağıya derin düzeltmelerin ihtimali daha fazla olarak oluşturabilir. 42-25 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlar gerçekleşirse tekrar yukarı tepkisel hareketleri devam etme ihtimalini arttıran bir şablon durumu gerçekleşir. Şablon bölgesinin üst noktası olan 46-25 bölgesi geçilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıran bir şablon durumu oluşturup 55 hedefimize yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. 35-55 bölgesindeki en önemli destek noktasının altına düşüşler olmadığı sürece. Tokaş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz kesin stop noktası olan 9.55 bölgesinin altına düşüş gerçekleşip kanal desteğinde tutunma sağladığını görüyoruz. Ve o bölgeden sonra devam ederse şablon bölgesinin alt noktası olan 8.75 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturup şu dip bölge olan 8.50 bölgesi de en önemli destek noktası konumuna gelmiş oldu. O bölgenin altına geçişler tehlikeli durumlar oluşturacağından dolayı 9.55 bölgesinde şayet stop durumu gerçekleşmediyse 8.50 bölgesini önemseyelim ve o bölgenin altına geçişler meydana gelirse mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Çünkü daha alt bölge desteklere geri çekilme durumlarının devam etme ihtimali artabilir. Bu bölgede tutunma durumunu oluşturup tekrar yukarı tepkisel hareketler oluşturursa öncelikle kesin stop bölgemiz olan 9.55 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp daha sonra ara direnç noktası olan 10.25 bölgesi var. 10.25 bölgesi geçilmediği sürece aşağıya düzeltmelerin devam etme ihtimali sürebilir. 10.25 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa bir önceki yarı yarıya stop noktamız olan 11.05 bölgesi en önemli direnç noktası konumunda. O bölgenin üzerine çıkışlar olmadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma durumunu devam ettirip yukarı 11.05 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra da devam eden bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimaline doğru olan sürecin başlangıcı oluşabilir ve 11.85'ten sonra da yukarı yükselişlerin başlama ihtimali artan bir şablon durumu gerçekleşebilir.